Alfa TYT denemesi A kitapçığı 26. Türkçe sorusu. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde anlam kayması vardır diye sorulmuş. Anlam kayması fiilde kullanılan kipekinin başka bir kipik yerine kullanılmasıdır. Anlatımı da bozmaz. Birinci cümlede eminim turnuvanın sonunda bu takım kupayı kazanır. Henüz gerçekleşmemiş bir turnuva var. Ee, gelecek zaman yerine kullanılmıştır. Kazanır fiilinde geniş zaman eki kullanıldığı halde anlam kayması kip ya da zaman kayması dediğimiz durum vardır birinci cümlede İkinci cümlede çıkan yangın dün akşam bu tarihi konağa da sıçrıyor şimdiki zaman eki kullanılmıştır oysa eylem dün akşam gerçekleşmiştir şimdiki zaman geçmiş zaman yerine kullanılmıştır dolayısıyla 1 ve 2'de kip kayması anlam kayması vardır doğru cevabımız A'dır Üçüncü cümleye bakalım. Sabahtan beri kaybettiği yüzüğünü arıyor. Şimdiki zamana çekimlenmiş bir fiil görüyoruz. Çünkü eylem şu anda devam etmekte. Dördüncü cümlede ilkbahar aylarında bu yaylanın güzelliğine hayran kalırsınız. Kalırsınız fiili geniş zamanda çekimlenmiştir. Cümleden anladığımız zaman da geniş zamandır. Çünkü ilkbahar aylarında birden fazla ilkbahar ayında genel anlamda geniş anlamda kullanılmıştır ekip kayması yoktur. Beşinci cümlede o bizim için her zaman elinden geleni yapar. Her zaman ifadesi kullanılmıştır. Her zaman geniş zamanı ifade eder. Yapar da geniş zamanla çek